Bazen de kadınlarda dönem dönem akıntılar oluyor hocam. Evet. Bu akıntının sebebi nedir? Şimdi akıntı aslında çok normal bir bulgudur. Kadının siklusunu, yani döngüsünü tarif eden bir bulgudur. Özellikle şu normal bir akıntı siklusudur, döngüsüdür. Mesela adet görürüz. Adetin son 5-6. Günlerine doğru kanama azalmaya başlar ama sümüksü, böyle tuvalette uzayan akıntı artmaya başlar. Özellikle yumurtlama gününe kadar yapışkan, uzayan bir akıntımız olur. Yumurtlama gününde bir anda kesilir, birkaç gün kuru günlerimiz olur. Progesteron dediğimiz hormonun etkisiyle yumurtlamadan sonra salgılanır. Kuru günlerimiz başlar ve o akıntı çamaşıra gelse bile çok böyle hiç uzamayan, pıt diye kopan, böyle koyu, dens bir akıntı olur. Sonra adete doğru yaklaştıkça akıntı sulanmaya başlar ve adet görürüz. Bu her kadında olması gereken. Daha doğrusu kadınların %5'inde 10'unda akıntı olmaz. %90'ında olur akıntı ve olması gerekir. Nasıl burnum mukozamız nemli tutması gerekiyorsa vajenimizin de nemli kalması gerekiyor. Bu rahim ağzı salgıları bu vajenin nemlenmesine yardımcı olur ve hormonlarla da, düzgün hormonlarla da çok beraberdir. Ya bu akıntılar normaldir ama kötü kokulu, evet, kremimsi, peynirimsi, yeşilimsi, kızarıklık yapan, kaşıntı yapan akıntılar kötü akıntılardır. Onlar hastalık nedeniyle oluşur ve mutlaka bir doktora başvurup tedavilerinin alınması gerekir. Peki kaşıntı dediniz. Kaşıntının sebepleri de bu saydıklarınız içerisinde mi var? Genelde mantarlar kaşıntıya neden olur ve çok basitçe tedavi edilirler.